İyi akşamlar sayın izleyenler. Kanal 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Bugünkü haberlere başlamadan önce haber özetine bakalım. Bugün 1 Nisan şaka günü. Polis maaşlarına zam geliyor. Türkiye'de Bakan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz hayatını kaybetti. İyi akşamlar sayın izleyenler. İlk haberimiz 1 Nisan şakası. Tarihçesine biraz bakalım. 1564 yılında Fransa Kralı 9. Charles yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. 1 Nisan şakaları her sene oluyor, bir gün oluyor. Hani her gün olsa ama güzel. Tatlı şakalar olsun. Diğer taraftan ise şakalar insanları güldürüyor hem de onların ömrünü uzatıyor. Tarihçesine bakmış olsak 1564 yılında Fransa Kralı 9. Charles yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'ın bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan'a Aptallar Günü adını verdiler. Bugün de herkese sürpriz hediyeler verdiler. Gerçek olmayan haberler ürettiler. Yıllar sonra Ocak ayının yılın ilk ayı olmasına alışınca Fransızlar 1 Nisan gününü kültürlerinin bir parçası görerek devam ettirdiler. Oradan da bütün dünyaya bir şaka günü olarak yayıldı. Bölgemizde bu yıl ile ilgili olarak birçok yerlerde çocuklar tarafından masken balosu yapılmaktadır. Dün düzenlenen Merkez Upa Belediye Meclisi 14. toplantısını gerçekleştirmiş oldu. Gündem sırasına bakılırsa bütçe yenilenmesi ve proje öncelik verilen kararları yer almaktadır. Merkez Upa Belediye Meclisi 14. kez bir araya gelip Lavdurin ve Seoski tarafından yönetildi. Birçok alanda önemli karar getiren meclis özellikle okul heyetlerine tayin edilmesi gereken şahısları da tamamen seçmiş oldu. Bilindiği gibi özellikle infrastruktur alanında çalışmalar yapılırken yerel yönetimi tarafından birçok proje hazırlanmıştır. Belediye Başkanı Aryan İbrahim tarafından hazırlanan projeler özellikle belediye meclisi tarafından bu sefer de başarılı bir şekilde onaylanıyor. O şekilde Küçük ve Büyük Papranik, Valansa, Merkez'e Jupa gibi özellikle içme suyun temizlenmesi konusunda ve depoların konusunda öncelik kararları getirildi. Diğer taraftan ise belediyenin bütçe değişmeleri konusunda da kararlar getirildi. Aynı zamanda bağış ve hediye olarak verebilmek için bazı kararlar getirilirken özellikle bu bağışlar vatandaşların daha iyi bir duruma getirebilmek için veya yardım olarak getirebilmek için kararlar olarak kaydan geçiyor. Belediye meclis toplantısı 14. kez Merkez Upa'da düzenlendi. Bu sefer de tam bir çalışma ortamının içerisinde okul heyetleri de tamamen tamamlanmış oluyor. O şekilde hem Ata Lisesi hem de Kocacık'taki Necati Zekeriya İlköğretim Okulu'nda yeni kişiler tayin edildi. Bölgemizde faaliyet gösteren Debre Kızılhac Merkezi Sekreteri İsnitel Q, transfüzyoloji eksikliğini değerlendirmiş oldu.
Debre'de faaliyet gösteren Makedonya Cumhuriyeti Kızıl Haç Organizasyonu'nun şubesi şimdiye kadar kendi göstermiş olduğu çalışmaları ile göz dolduruyor. Bu sefer ise bunun sekreteri Snitel Tio'ya göre sadece Kızıl Haç'ın çalışmaları gündeme gelmesi tam doğru değildir. Kendisi özellikle sağlık ocaklarında transfüzyoloji bölümünün olmaması konusunda vatandaşları tamamen rahatsız edebilecek olan bir olay. Diğer taraftan ise öğrenciler bu konuda ve gençlerin tam sağlık alanlarında eğitim alması da eksik. Bilindiği gibi transfüzyoloji bölümü ise en yakın olarak Struga şehrinde bulunuyor. Oraya kadar gitmek bir, diğer taraftan bir hastayı tamamen oraya yollamak ikinci bir sebebi olacaktır. Zaten bunun tamamen çözülmesi için Debre Sağlık Ocağı'nda transfüzyoloji bölümünün açılması ancak olarak karar görülmektedir. Merkez Jupa Belediyesi yardımıyla belediye sınırları içerisindeki bulunan 400 emekliler için beraberce kahve, sohbet etme ve oynama kulübü hizmete başlanır. Merkez Jupa Belediyesi tarafından desteklenen birçok proje arasında Emekliler Kulübü projesi de girmektedir. Özellikle son yapılmış olan çalışmalarına göre hem yerel yönetimi hem de Avrupa Konseyi tarafından onaylanan proje tam bu sene içerisinde belli bir faaliyetlere imza atması gerekiyor. İlk çalışmalar yapılmıştır. Paralel olarak Debre'de Emekliler Birliği'nde seçimler olurken Merkez Jupa'daki ise Emekliler Kulübü hazırlıkları ve seçimleri de gerçekleşmiş oldu. Özellikle bununla ilgili olarak Merkez Jupa'daki hem inşaat alanı hazır hem de yönetim olarak bütün çalışmalar tamamlanmıştır. Emekliler Kulübü Başkanı olarak seçilen Bekiroski özellikle şimdiye kadar bazı çalışmaları kendisi değerlendirirken Afrim kendi kaderine inanmaktadır. Özellikle Emekliler Kulübü'nün tamamen gündeme gelmesi en çok kendisi belediye başkanı Aryan İbrahim'den şükrediyor. Genç yaşında olmasına rağmen zengin bir tecrübesine sahip olan Burin Bey, marangozluğu sevmiş ve keyifli üretimi yapmaktadır. Üniversite mezunu genç yatırımcı devamlı olarak kendisini geliştiriyor. Marangozluk kolay bir meslek değildir. Burin Bey yıllardır uğraşıyor. Bu mesleği sevdiniz Burin Bey, değil mi? Evet. Şimdiye kadar bazı şeyleri gördük burada. Şu an yanımızdaki arkadaş ne iş yapıyor? Burada şimdi tahta kesiyor. Bunlar kapılar için elementler, bazı vazolar kapılar için kesiyor işi. Hem o ağaçta olacak bir kapı. Sonra da daha sonra görüşeceğiz nasıl olacak o kapıya. Hangi malzeme olarak hangi ağaçları kullanırsınız? Biz çam, meşe ve bazıları nasıl bu bizim müşteriler istiyorlar. İsteğe göre, siparişe göre yapıyorsunuz değil mi? Kim nasıl ne ister öyle yapıyorsunuz. Evet, evet öyle yapıyoruz. Zaten bu iş lazım biraz dikkat olsun. Korunmak lazım. Ve öyle yavaş yavaş gidiyor. Makineler bayağı güçlü burada. Üç fazlı hepsi değil mi? Evet. Çok dikkat etmemiz gerekir çalışırken. Evet, yavaş yavaş git. İşçiler bunu biliyorlar değil mi? Evet, bizim işçiler bunu biliyorlar zaten bu işler. Yavaş yavaş hem öğreniyoruz, sayemde fuarda gösteriyoruz ne lazım, alıyoruz makineler. Evet. Çok güzel. Şu anki arkadaş dediniz ki kapıyı hazırlıyor. Evet. Peki ondan sonra burada nereye gidiyorsunuz? Burada mı kalıyor bu makinelerde mi yoksa başka yere yok, gidiyorsunuz? Başka burada temizlik, ağaçta temizlik lazım. Sonra boya lazım yapıyorlar başka yerde, o komorada içeride orada. Ve sonra montaj. Montajı siz yapıyorsunuz, evlere gidiyorsunuz değil mi? Evet, bizim evlere, bizim yakın köylere burada. Bizim köyler Kocacık, Novak'tan, Merkez Jupa'dan, Mogorça, Kosovra, Saskuna ve bazılar Debre'de. Makedonya hükümetinin dış yatırımlardan sorumlu Devlet Bakanı Furkan Çako, 3 Nisan'a kadar sürecek Türkiye resmi ziyaretinde bugün başlamış oldu.
Makedonya hükümetinin dış yatırımlardan sorumlu Devlet Bakanı Furkan Çako, 3 Nisan'a kadar sürecek Türkiye resmi ziyaretinde bugün en tamamen başlamış oluyor. Makedonya hükümetinin dış yatırımlardan sorumlu Devlet Bakanı Çako, özellikle bu ziyaretten daha beklentileri büyüktür. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ziyaret kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru, TİKA Başkanı Serdar Çam, Türkiye Cumhuriyeti Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Kudret Bülbül, SETA Başkanı Burhanettin Duran ve TÜRKSÖ Genel Sekreteri Düşen Kasiyinov'la birer görüşme yapması planlanmaktadır. Görüşmeler esnasında Bakan Çako'nun Türkiye ile Makedonya arasındaki son durumlar hakkında bilgi alışverişi yapması öngörülmektedir denildi. Bakan Çako'nun Türkiye iş adamları ve Ankara'da eğitim gören Makedonya öğrencilerle de görüşmesini gerçekleştirecektir. İçişleri memurlarına 1 Nisan şakası değil, gerçek bir sürpriz geliyor. 10.000 polis Nisan ayı maaşını %5 zamlı olarak alacaktır. İçişleri memurlarına 1 Nisan şakası değil, gerçek bir sürpriz geliyor. 10.000 polis Nisan ayı maaşını %5 zamlı olarak alacaktır. Bugün İçişleri Bakanı Gordana Yankulovska ile İçişleri Çavuşanları Sendika Başkanı Tihomir Klimovski, Nisan ayı itibariyle 10.000 işçilere çalışan tamamen maaşına %5 2017 yılına kadar %20 zam yapılacağı duyuruldu. İçişleri çavuşanların hükümeti olarak standartlarını yükseltmeyi hedeflerini açıklayan Yankulovska, bu amaçla 2015 yılı için 250 milyon Makedonya denarı bütçe ayırdıklarını da ifade etmiş oldu. Son öğrenci protestolarına sebep olan matematik olgunluk sınavı için öğrencilerimiz bekleyen cevabı ile sevindiriyoruz. Bu yıl Bakan Ademi'ye göre geçen sene gibi olgunluk sınavı geçecektir. Öğrenci protestolarına sebep olan matematik olgunluk sınavı ile ilgili olarak Bakan Ademi'den cevap gelmiştir. Bu yılda Bakan Ademi'ye göre normal sınav geçen sene olduğu gibi devam etmesi bekleniyor. Özellikle hükümetin son kararı ile birçok protestoya sebep olan matematik olgunluk sınavına dahil edilmesi konusunda tam bir cevap gelmektedir. Kendisi özellikle yapmış olduğu konuşmasında Avrupa'da ve geri kalan ülkelerinde olgunluk sınavının önemi ve onunla ilgili olarak çalışmalar aynı zamanda bir kıyaslama olarak Makedonya'daki olayları tam değerlendirirken kendisi özellikle olgunluk sınavından tamamen olumlu bir tecrübe kazanmak için gerçekten ciddi adımlar atılması gerekiyor. Fakat diğer taraftan ise özellikle bu sene matematiğin zorunlu olarak ders seçilmesi konusunda birçok yerlerde ve okullarda orta eğitimi gören öğrenciler tarafından protestoyla karşılandı. Ondan dolayı hükümet son 60 olan kararına göre özellikle bu senedeki olgunluk sınavı geçen seneden hiçbir fark olmayacaktır. ABD'nin Indiana eyaletinde tartışmalar yaratan yeni dinsel özgürlük yasasının değiştirilmesinin yolları araştırılıyor. ABD'de tartışmalı dinsel özgürlük yasası değiştiriliyor. Eşcinsellere ayrımcılığa, yasa eşcinsellere ayrımcılığa yol açabileceği gerçekçesiyle ABD'de tartışmalı dinsel özgürlük yasası değiştiriliyor. Yasa eşcinsellere ayrımcılığa yol açabileceği gerçekçesiyle ulusal düzeyde tepki uyandırmıştır. Dini inanç bakımından önemli yükler getiren eyalet yasalarından koruyucu nitelik taşıyor. Ancak yasaya tepki olarak Indiana eyaletin boykot edilmesi çağrılarında bulundu. Irak Başbakanı Haydar İbadi, uluslararası koalisyon güçlerinin IŞİD'e karşı Irak'a verdiği destek konusunda İran'la hemfikir olmadıklarını söylemiş oldu. Irak'ta flaş açıklama. İran'la hemfikir değiliz. Başkent Bağdat'ta düzenlenen 4 Irak Büyükelçisi Kongresi'nde konuşan İbadi, bizler IŞİD örgütüyle mücadelede Irak'a
Amerika yardımı var takdim eden uluslararası koalisyon güçleriyle çalışıyoruz. Dolayısıyla bu konuda İran ile hemfikir değiliz. Halkın çıkarı gereği Irak'ta yapılacak yardımları kabul ediyoruz dedi. İbadi, Irak hükümetinin askeri danışmanlık hizmetlerini veren yüzlerce Amerikalı danışmanın yanı sıra savaş tecrübesi olan İranlı danışmanlar da var diye konuştu. Siyasi amanda gizlediklerini hiçbir şeyin olmadığını dile getiren İbadi, bize karşı kampanya başlatılmış ve bizleri belli bir eksende kutuplaştırmaya çalışıyorlar ifadesini kullandı. Devam ediyoruz. ABD'nin başkenti Washington'da yapılan yeni tür görüşmelerde insan hakları konusu da ele alındı. ABD ile Küba arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi hedefiyle yürütülen müzakerelerin yeni turunda insan hakları konusunun ele aldığını bildirildi. Bugünkü görüşmelerin insan hakları meselelerinin ilerleyen dönemde nasıl ele alınacağını belirlemek için yapıldığı kaydedilen açıklamada görüşmeler profesyonel bir atmosfere geçti. Zamanlanması ve lokalizasyon diplomatik kanalarca belirlenecek olan ileriye dönük esaslı bir diyalog içinde geniş bir mutabak sağlandı. Her iki taraf insan hakları konusundan endişelerini dile getirdi ve taraflar gelecektir. Esaslı görüşmelerde birçok konuyu ele almaya dönük isteğini dile getirdi ifadesini kullandı. ABD Başkanı Barack Obama ile Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun iki ülkede yeniden büyükelçilik açacaklarını ve ilişkilerin tam normalleşmelerine dönük çaba ortaya koyacaklarını Aralık 2014'ten açıklamalarında yaklaşık bir ay sonra başlayan ABD-Küba görüşmelerinin ilk turu olacaktı. Havana'da ikinci tur da Şubat'ta, Washington'da üçüncü turu da yine Havana'da yapılacaktır. ABD ve Küba arasındaki ilişkiler Fidel Castro'nun 1959'da ABD destekli Fulgencio Batista rejimi devirmesi sonucu yönetim gelmesiyle bozulmaya başladı. İstanbul'da Gezi Parkı gösterileri sırasında polisin sıktığı kurşunla yaşamını yitiren 14 yaşındaki Berkin Elvan soruşturmasına bakan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz hayatını kaybetti. Çavayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki rehine operasyonunda şehit düşen savcı Mehmet Selim Kiraz için bugün saat 11'de adliyenin C girişindeki bulunan avluda cenaze töreni düzenlendi. Töre nedeniyle adliyeye yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sabahın erken saatlerinde vatandaşların ve avukatların giriş çıkış yaptı. C blok saat 9'dan sonra herkese kapatıldı. Adliye personeli, avukat ve gazeteciler de dahil olmak üzere hiç kimse C kapısından adliye binasına alınamadı. Vatandaşlar ve avukatları adliye B ve D bloktan polis ve özel güvenlik kontrolünden giriş çıkış yapıyor. Adliyeye giriş yapan herkes üst aramasından geçirildi. Aramaya itiraz eden avukatlar ve güvenlik görevlileri arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Adliyenin önünde ve karşısındaki medyada ise çok sayıda toma, zırhlı araç, belediye otobüsleri bekletiliyor. Milletin önünde hesap vereceksiniz. Adalet Bakanı Kenan İpek törende yaptığı konuşmada tetikçilerin ölmüş olması alçak ve karanlık güçleri rahatlanması hepimiz Mehmet Selim zamanındadır. Sırada Yemen var, yeniden üzücü haber. Bazı medya haberlerine göre Yemen'de şimdiye kadar en az 62 çocuk hayatını kaybetti. Arap Yarımadası'nın en fakir ülkesi Yemen 2015'e büyük bir siyasi krize girdi. Ülkenin kuzeyinde Şii-Husi hareketi Eylül 2014'te başlayan ayaklanmasının sonucunda Ocak ayında başkent Sana'ya elveda geçirmiş oldu. Hapsine alınan Cumhurbaşkanı Abdurrahim Mansur Hadi ise 21 Şubat'a ülkenin güneyinde Aden kentine kaçarak daha önce verdiği istifasını geri çekti ve görevimin başındayım dedi. Şimdi ülkede rakip Sana ve Aden yönetimlerinin yanı sıra oldukça güçlü bir El-Kaide varlığı vardır. Ancak son olarak başkent Sana'da iki camiye gerçekleştirilen ve 100'e yakın kişinin ölümüne neden olan saldırıları da Irak-Şam İslam Devleti üstlendi.
Yemen'de yaşayan son krizi anlamaya çalışmak için öncelikle krizi tetikleyen Şii Husi hareketinin ne istediğine bakmak gerekir. Şii mezhebinin Zeydi kolunda olan Husi aşireti ismini 2004'te ilk isyan başlatan Hüseyin Bedrettin el-Husi'den alıyor. 25 milyonluk Yemen nüfusunun yaklaşık %30'unu oluşturan Husilerin lideri 2004 yılında dönemin lideri Ali Abdullah Salih'e karşı ayaklanmıştı. Press TV'ye verdiği habere göre özellikle çocuklar en fazla kurban oluyor gibi. Yemen'de şimdiye kadar 62 çocuk hayatını kaybetmiştir. Haberlerimizi hava durumu ile bitiriyoruz. Bugün parçalı bulutlu veya sıcaklığı, diğer taraftan ise baya bir artışta bulundu. 4 ile 15 derece arası değişiyordu. Yarın için daha açık bir hava bekleniyor. Tam güneşli bir hava, sıcaklığı ise 5 ile 16 derece olarak değişecektir. Öylece haberlerimizi sunduk. Hayırlı akşamlar efendim.